türevlenebilir f fonksiyonunun ve bunun türevi olan f üssü fonksiyonunun grafikleri aşağıda verilmiş. Evet, böyle diyor. Bir bakalım. Y eşittir f x'in grafiğini maviyle çizmişler, f üssü ise burada turuncumsu bir kahverengiyle çizilmiş. Aşağıdakilerden hangisi x'in 3'ten büyük olduğu yerlerde f'in azalan olmasını açıklayan dikkat kalkülüse dayalı? Evet, kalkülüse dayalı bir açıklamadır diye de sormuşlar. Grafiğe baktığımızda x'in 3'ten büyük değerleri için fonksiyonumuzun azaldığını da görüyoruz. Şimdi daha seçeneklere bile bakmadan kalkülüse dayalı bir açıklama yapabilmek için bu fonksiyonun türevi ile ilgilenmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Teğetin eğimi yani türev eğer negatifse fonksiyon azalacaktı öyle değil mi? x'in 3'ten büyük değerleri için türevin negatif olduğunu da görüyoruz. Ve daha seçeneklere bile bakmadan ee, bu durumda yapacağım açıklama x'in 3'ten büyük değerleri için f üssü x'in sıfırdan küçük olması gerektiği. Aynen öyle. Şimdi seçeneklere bakmadan doğru cevabın bu olduğunu söyledim. O halde gelin bir de seçeneklere bakalım. x 3'ten büyükken f üssü azalıyor. Bu doğru değil. Bizi f üssünün negatif ya da pozitif olması ilgilendiriyor öyle değil mi? f üssü eğer negatifse yani sıfırdan küçükse fonksiyon azalır. Başka bir deyişle teğetin eğimi negatiftir. f üssü azalırken pozitif değerler de alabilir. Evet bakın buna benzeyen bir f üssü, evet buna benzeyen bir f üssü de söz konusu olabilir. Bu durumda f üssü azalıyor bile olsa türevin değeri pozitif olur ve bu da f'in arttığı anlamına gelir. Bunun için bu seçeneği elleyebiliriz x'in 3'ten büyük değerleri için x değeri artarken fx'in değeri azalıyor. Bu kesinlikle doğru ve fx'in azaldığının da tanımı ama x değeri artarken fx'in değeri azalıyor bu kalkülüse dayalı bir açıklama değil. Onun için bunun da üzerini çizebilirim. Üçüncü seçenek, x 3'ten büyükken f üssü negatiftir. Aynen. Buraya yazdığımın ta kendisi. F üssü eğer negatifse f fonksiyonuna teğet olan doğrunun eğimi aşağı yönlüdür. Yani fonksiyon azalıyordur. Bu seçenek doğru. Son seçenekte f üssü 0 eşittir eksi 3 demişler. Şuradaki noktadan bahsediyorlar bakın ama bu noktanın bize sorulan herhangi bir şeyle ilgisi bile olmadığı için bunu da doğrudan eleyebiliriz. Şimdi hadi gelin bir tane daha yapalım. Bu soruda türevlenebilir g fonksiyonu ve türevi g üssünün grafikleri aşağıda verilmiştir diyor. g'yi mavi ile g, g üssüyü de turuncumsu bir kahverengi ile çizmişler. Aşağıdakilerden hangisi x eşittir eksi 3 iken g'nin yerel bir minimum noktasına sahip olduğuna dair kalkülüse dayalı bir açıklamadır diye de sormuşlar. Grafiğe bakınca x eksi 3'e eşitken g eksi 3'ün eksi 6'ya eşit olduğunu ve bunun bir yerel minimum olduğunu söyleyebiliriz. Peki bunu nasıl açıklayabiliriz? Yine seçeneklere bakmadan kalkülüse dayalı açıklamanın x eşittir eksi 3'e gelmeden önce, evet x eşittir eksi 3'e gelmeden önce türevin negatif olması olduğunu söyleyebilirim. Türev x eşittir eksi 3'ten sonra ise pozitif olmalı öyle değil mi? Bu durumda yapacağımız açıklama bu olmalı. Ürevin bahsi geçen değerden önce negatif olması bu kısımdaki eğimin aşağı yönlü, sonra pozitif olması da eğimin yukarı yönlü olduğu anlamına geliyor. Ayrıca fonksiyonun bu değerde yerel bir minimuma sahip olduğunu da açıklıyor. Hadi gelelim seçeneklere. x eşittir eksi 3 noktası çevre aralığa göre g'nin grafiği üzerindeki en aşağıda yer alan noktadır. Bu doğru. Ama kalkülüsle alakası yok öyle değil mi? Yani bu saptamayı yapmak için türeve bakmamıza bile gerek olmadığından bu seçeneği eleyebiliyorum. G üssünün 0,3'te yerel maksimumu vardır. 0,3 hayır bu doğru değil. Ee, bir saniye. Evet G üssü demiş. 0,3'te de yerel bir maksimuma sahip. Ama bunun da yine G'nin x eşittir eksi 3'teki yerel minimumuyla bir alakası olmadığından bunu eleyebilirim değil mi? Evet. G üssü eksi 3 eşittir 0 g üssü eksi 3'ün sıfıra eşit olması o noktadaki türevin eğiminin sıfır olduğu anlamına gelir. Ama bu yerel minimumu açıklamak için yeterli değil. Şöyle göstereyim. Mesela buna benzeyen bir eğriye sahipsek, teğetin eğimi burada sıfır ve sonra artmaya devam ediyor. Ya da tam tersi bu şekilde azalmaya devam ediyor olabilir. Gördüğünüz gibi teğetin eğiminin sıfır olması bilgisi tek başına bu noktanın yerel minimum olduğunu açıklamak için yeterli değil. Bu seçeneği de eleyebiliriz. Geriye g üssü x eksenini aşağıdan ve yukarıdan x eşittir eksi 3'te kesiyor seçeneği kaldı. Ki bu benim az önce yaptığım açıklamanın daha affilli bir söylenişi olmuş değil mi? X ekseninin altından geliyor yani g üssü negatiften pozitife geçiyor. Başka bir deyişle x eşittir eksi 3 noktasına yaklaşırken teğetin eğimi aşağıdan yukarıya doğru yön değiştiriyor. Evet bu durumda yerel bir minimum vardır.